geldi. Çıkışta açıklamayı CHP'li Haluk Koç yaptı. Şimdi yeni haftayı bekliyoruz. Neden? Bir kritik görüşme daha var. Hızlıca ona dönelim. 5 milyonu aşkın devlet memurunun gözü pazartesi günü başlayacak olan toplu sözleşme pazarlığında. 2016-2017 yıllarının zam oranları belirlenecek. Zam pazarlığını kamu çalışanları adına Memursen yönetecek ama masada Türkiye Kamusen ve KESK de olacak. Peki konfederasyonlar hükümetin karşısına nasıl tekliflerle çıkacaklar? Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın Ankara Stüdyo'da konuğumuz, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Duygu. Pek çok soru var tahmin edersiniz. Kadrolu memurlardan, sözleşmelilerden sizden hızlı bir özetini rica edeceğim. Siz masaya hangi taleplerle oturacaksınız? Taleplerinize yaklaşılmış olması için size göre hangi hedeflere ulaşılması gerek? Pazartesi 3. dönem toplu sözleşme sürecimiz başlayacak ve 31 Ağustos itibariyle hakem kurulu dahil süreç sonlanmış olacak. Masada 3 milyon 200 bin kamu çalışanı, 1 milyon 900 bin kamu çalışanının emeklileri adına masaya oturmuş olacağız. Ve toplam 5 milyon insanı doğrudan ilgilendiren, eşi çocuklarıyla beraber 20 milyon insanı, insanın gözünün kulağının masada olduğu bir süreci yaşayacağız. Bu sürecin çalışanların lehine sonuçlanması için Memursen olarak 11 hizmet kolunun tamamında yetkili konfederasyon olarak kamu sendikaları heyet başkanı olarak masada çalışanları temsil edeceğiz. Kamu işveren heyeti adına da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik olacak. 2016-2017 yılı için 2 yıllık toplu sözleşme sürecine ilişkin çalışmalarımızı Memursen olarak tamamladık ve 27 Temmuz itibariyle Devlet Personel Başkanlığı'na teslim ettik ve şu an kamu işveren heyeti pazartesi günü başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri için mutfağı çalıştırıyor ve taleplerimize ilişkin hangi tekliflerle geleceğine ilişkin kendi hesaplarını yapıyor. Biz masaya 2016 yılı için ve 2017 yılı için ana teklifimizi 4 başlıkta toparlayarak götürdük. Onun haricinde birçok teklifimiz var sosyal alana yönelik. 4 başlıkta dedim az önce. Birincisi yüzdelik zam, ikincisi taban aylık zammı, üçüncüsü refah payı, dördüncüsü ise enflasyon farkı olmak üzere 4 sacayak üzerine oturtturduk. Türkiye'nin genel seçimler sonrası koalisyon tartışmaları yaşadığı bu ortamda biz de tekliflerimizi koalisyonlu bir teklif olarak kamu işveren heyetine sunmuş durumdayız. Dolayısıyla 2016 yılı için %8 artı 8 olmak üzere birinci 6 ay %8, ikinci 6 ay %8, toplamda 16.64'lük bir yüzdelik zam teklifimiz var. Bununla beraber ikinci olarak taban aylık için herkese eşit olarak uygulanmasını istediğimiz 150 TL taban aylık zammı teklifimiz var. 2015 yılının büyüme oranlarından %50 oranında bir yansıtmanın kamu çalışanlarının bordro alanına yansıtılmasını istiyor. 2016 içinse 3'er aylık büyüme diliminin refah payının bordrolara yansıtılmasını istediğimiz 3. teklifimiz. 4'üncüsü ise enflasyon farkı söz konusu. Zaten enflasyon farkı olmasa memur kamu çalışanı enflasyona ezdirilmiş olur. Enflasyon farkının statik tutulduğu yerde kamu çalışanlara çok da bir şey kazandırılmamış olur. Mevcudun üzerinde bir durum söz konusu olmalı ki kamu çalışanlarına bir iyileşme söz konusu olsun. 2017'ye gelince ikinci yıl için teklifimiz birinci 6 ay için %7, ikinci 6 ay için %7 olmak üzere toplam 14.49'a tekabül edecek bir yüzdelik zam teklifimiz var. Bununla birlikte taban aylık için bütün kamu çalışanlarına 100 TL taban aylığın yansıtılması teklifimiz masaya gelmiş olacak. 2017 için refah payı olarak büyümeden 3'er aylık dönemlerde ortaya çıkan büyümenin maaşlara yansıtılmasını ve enflasyon farkının bunun içerisinde ayrıca olmasını istediğimiz teklif söz konusu. Peki bunlar şimdi 4 sacayak üzerine oturttuğumuz ana teklifler tabii ki ama bunun dışında birçok teklifimiz var. Peki şimdi pek çok yönüyle konuşalım. Bu süreçte biz sendikalar arası eleştirileri de duyduk, dinledik. Örneğin Memursen'in az önce anlattığınız bu teklifinin önceki yıllardaki kayıpları tazmin etmediği yönde bir eleştiri var. Eleştirilerden biri bu. Size göre yeterli mi? Mevcut şartlarda hayat şartlarını, standartlarını korur mu, yükseltir mi memurların? İlk sorun bu. İkincisi de size de muhtemelen bu konuda çok soru geliyordur. Teknik olarak bir zam pazarlığından bahsediyoruz ama pek çok sözleşmeli memurda
kadro talebinde masada bizim için de bir şey olacak mı derler. Nasıldır cevabınız? Tabii ki sözleşmelilere kadro talebimiz masada. Gelir vergilerinde oluşan kayıplar söz konusu kamu çalışanları için %15, 20, 27 ve 35 olmak üzere kesinti oranları söz konusu. Matrahların bu anlamdaki yeniden düzenleme ihtiyacı ortada. O yüzden vergilerde kamu çalışanlarının %15'in üzerinde ödediği kısımlarının yeniden bodrolarına iade edilmesi gibi birinci 6 ay kaşıkla verilen ikinci 6 ay kepçeyle alınan bu orantısızlığın ortadan kaldırılmasına ilişkin teklifimiz var. 4B'ler, 4C'ler, vekiller olmak üzere tamamının kadroya aktarılması anlamında üniversiteli işçilerin memur kadrosuna çekilmesi anlamında geniş kapsamlı tekliflerimiz var. Bu konuda kamu çalışanları bütün detayı buradan aktarmakta zorlanabiliriz sürenin kısıtlı olması dolayısıyla ama bunlar Memursen konfederasyonumuza ait siteden bunun bütün teknik detaylarını alabilirler. Diğer konfederasyonların Memursen'in tekliflerine ilişkin getirebilecekleri eleştiriler olabilir mi? Olabilir. Çünkü onların bu anlamda masada bir imza yetkisi yok, itiraz yetkisi yok. Masada sadece gözlemci olarak katılıyorlar. Hiçbir hizmet kolunda yetkileri bulunmuyor. Aslında masada da bulunmamaları gerekiyor. Toplu sözleşmenin mantığı gereği masada olmamaları gerekiyor. Ama 2010 yılında 4688 sayılı yasa güncellenirken referandum sonrası bizim itirazlarımıza rağmen hükümetin çok aktörlü yönetim biçimi diye bir yaklaşım ortaya koyarak inatla ısrarla iki konfederasyonu yetkileri olmadığı halde masaya ortak etti. Onun için amaç orada çalışanların bir şey alıp almaması değil, amaç Memursen'i o arada hırpalayabilmektir. Çünkü muhalefet duygusuyla sendikacılık yapılıyor. Çalışanların sorunlarını çözmeye, çalışanların dertlerine peki çözüm üretmeye yönelik teklifler değil. Bu anlamda bir şeyin altını çizeyim özellikle. Biz kamu çalışanlarının bu anlamda yaralarının sarılması, dertlerine çare olunması ve büyümeden pay almaları için masaya giderken bir konfederasyonun kendi sendikasında hastane kurarak başkalarının yaralarını sarmaya çalıştığı ortamda kalkıp da bizimle ilgili eleştiri getirmesi doğru olmaz. 2008'de bir başka konfederasyonun taban ayla 15 TL vermezseniz, verirseniz masaya imza atarız deyip bizim onun 15 katı taban aylığa zam yaptırdığımız bir ortamda bizi taban aylık üzerinden eleştirmiş olması çok samimi yaklaşımlar değil tabii. Sayın Ali Yalçın, çok çok teşekkür ederim. Biliyorum daha konuşacak çok başlığımız var ama sizin de malumunuz ülkede çok sıcak bir gündem var. Hızlıca canlı yayınlara gidiyoruz farklı noktalara. O yüzden tamamlamak durumundayız. Ama biliyoruz ki pazartesi hafta başı itibariyle memurlar için çok hareketli bir hafta olacak. Çok çok teşekkür ederiz. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın konuğumuzdu. Biz hafta sonu boyunca memurların, sendikaların pazarlık sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Bunu hatırlatalım. Tamamlayalım ana haberi. Saat 18'de devam edeceğiz.